İsmail Hoca'nın gelmesinden sonra oyun anlayışımız biraz daha pasa dayalı bir oyun şeklinde kendini antrenmanlarda göstermeye başladı. Akabinde buna yatkın oyuncu grubumuz vardı. Topun bizde kaldığı sürelerde Gençlerbirliği maçı ya da işte Beşiktaş maçı ve son yine oynadığımız Denizlispor maçında bu sistem kendini gösterdi. Bir arada oynamaya alışmış oyuncular topluluğuyla en azından takım savunmasını çok iyi yaptık. Top uzun süre bizde kaldığı için, pas oyununu iyi oynadığımız için rakip daha fazla koştu, mücadele etti. Biz daha diri kaldık. Topun bize kalmasının getirdiği bir moral, bir motivasyonun yüksekliği bize 3 maçtaki istenilen en azından iyi başlangıcı bize sağladı. Ama şu an gelinen noktada en azından 2 deplasmanda rakiplerimize karşı kaybetmeden, hatta gol yemeden gelmişiz. İçeride her ne kadar sıkıntılı bir süreç yaşasa da Beşiktaş çok net bir oyun ve skorla geçmişiz. Şu anda Malatya maçının moral anlamında bugünkü görüntü olarak favorisi adayı kesinlikle biziz Malatyaspor maçının. Taraftarımız haliyle bilhassa son haftalarda kaleciler konusunda bizleri ciddi eleştirilerde bulundu. Serkan'ın pozisyonu vardı yeni hocamızın gelmesiyle. Hocamıza Serkan konusu sorulduğunda o Serkan'ı kazandırabileceğimizle ilgili bir görüşte bulundu. Yönetimimizde her olayda olduğu gibi hocamızın arkasına durarak böyle bir şansı tanıdık. Ama gelinen süreçte arada kırılmış bir fay hattı hissedildi. İlerleyen haftalarda önümüzde sıkıntı anlamında oluşmaması için hem Serkan'ın lehine hem kulübün lehine düşünülerek son 4-5 gün kala kendisine tebliğ edildi. Henüz daha transfer döneminin 4-5 gün vardı. Bu kendisine tebliğ edildi. Çocuk arayışlara girdi. Şu anda onun alınan karar eğer ki bir kulübe gitseydi gitmesine çok yardımcı olacaktık. Gidemeyi takdirde de devre arasına kadar kulüp kendi vicivelerini yerine getirerek Serkan'ın takımdan ayrı bir şekliyle antrenmanlarını yapması ve devre arasında onun da lehine oluşabilecek bir şartla kulüpten ayrılması ile ilgili bir program yapıldı. Hocamız geldikten sonra kendisi raporu doğrultusunda kenar oyuncusu anlamında ve santrfor anlamında yani sol kenar ve santrfor istedi. Haklı bir istekti. Bununla ilgili çalışmalarımızı yaptık. Kravets olayında tamamen hocamızın yönetimimizle uyumlu bir şekilde anlaştıktan sonra, bütün şartlar olgunlaştıktan sonra bu transfere karar verildi. Aynı zamanda sol kanat oyuncusuyla ilgili ciddi bir çalışmalara yaptık. İsim belirlendi. Hatta artık biletine kadar anlaşma şartları oluştuğunda biliyorsunuz Gençlerbirliği maçında Anis için çok bizi üzen bir sakatlığı oldu. Bütün planlarımız alt üst oldu. Bugün hocamız Ahmet'in olmasından çok memnun. Yönetimimiz Ahmet Çalık'ın olmasından ve bizler çok memnunuz. Ümit ediyorum taraftarımız çocuğu antrenmanlardan sonra maçta gördüğünde onlar da mutlu olacak. Dediğim gibi Ahmet Çalık sadece bizim stoperdeki zenginliğimizi artırdı. Şu anda stoper sıkıntısı görmüyoruz.